Hatta mısınız? Evet, buyurun. Tamam. Şimdi ben önce bir canlı yayında gösterelim onu, o bulduğumuz şeyi. Evet Büşra'cığım, ne buldun canım? İdem Hanım, böyle bir şal bulduk. Bunu gösterelim. Neredeymiş şöyle. Bir dakika, bir dakika lütfen. Bulutam. Nerede buldun? Gösterir misin nerede bulduğunu bize lütfen? Göster Büşra. Şu yatağı indireyim bir saniye. Burada bu örtünün altında böyle kıyafetler var. Bunların böyle alt kısmında kalmıştı. Şurada. Öyle miydi alt peki? Kısımdaydı. Kıyafetleri hep orada mıydı, sen mi yaptın yatağı? Yok, öyle? O yatağı ben yaptım da. O ben yapmadım. Yani ben bu evdeki yok yok şeye soruyorum. Şey hayır biliyorum. Yok, seyre soruyorum. O seyre soruyorum Şura, biliyoruz tabii tabii. O kimin şalı? Senin değil mi? Benim değil. Ayşe Hanım senin şalın mı? Benim de vardı böyle de bilmiyorum ki o mu değil mi? İlknur senin şalın mı? Ben şal kullanmıyorum. Tamam, bu şal kimin şalı, kendisi söylesin. Alo, hattasın değil mi tatlım? Evet, evet buradayım. Şu anda ekranda gösteriyor Büşra. Hı hı, ben gördüm zaten. Bu senin şalın mı? Evet, o benim şalımdı, fotoğrafın attığı şal. Senin şalını saklamış seyirin yatak evet. odasında. Evet. Sen bu şalı sen mi verdin yoksa o mu, Burak mı senden almıştı? Yok, ben kendisi bir ara tesisteki işi bırakıp başka yerde Daskırı'ya gitmişti çalışmaya. Motorla gelmişti. Yol mesafesi uzundu. Evet. O gün benden şalımı almıştı. Giderken boynuma dolayayım diye. Daha sonra onda kalmış. Ben o olduğunu bile unutmuştum ama o fotoğrafını attıktan sonra hatırladım zaten tekrar. Seher'e bakıyorum da şu anda. Seher ne diyecek merak ediyorum. Soru bile soramadım yani. Buran bir yalanı daha. Bir gizli yönü daha. Bir esrarengiz tarafı daha. Ne düşünüyorsun Ser? Bilmiyorum, o kıyafetler zaten gardırobun içindeydi çoğu şey. Bir de arada böyle siyah bir şey vardı. Onların içindeydi bu şalda. Yani şalı ben... hatırladın. Ama hani annemin falan, annem de bizde kalıyor. Yani dolapta annemin de eşyaları falan da vardı yani. Annesinin olduğunu düşündü. Eski kız arkadaşının olduğunu düşünmedim hiçbir şekilde. Eminsin değil mi senin şalın olduğuna? Evet evet eminim. Yani daha önce görmüş olsam hatırlamıyorum ama dolabı boşaltırken gördüm ben bu şalı. Yani o siyah bir paravan gibi bir şey vardı ya benim elbise astığım yerde. Onun arasında. Deligo senin olamaz. Kendi yırtık giymezsin. Yok yok senin. Yani şey çok eski bir şal zaten. Annemin olamaz. Niye saklamış. Yırtın? Saklamış yani. Yırtık bir şal ama yani sonra yırtık, sen kullandığında da biraz hasarlı mıydı şal tatlım? Yok yok, ben zaten bir sene falan kullandım. Daha sonrasında gitti o yani. Çok hasar almamıştı. Belki eskimemişti bile hiç. Ama kendisinde 10 sene geçtiği için üzerinden belki deforme olmuştur. Ama sanki böyle çekilmiş, böyle öfkeli bir şey yapılmış gibi şala. Yırtık. Yırtık yani bazı yerleri. Sonra bu şalı neyin üzerine koyup yanına da bir içki şişesi koymuş, sana göndermişti değil mi? Masa mı? Evet evet, masanın üzerindeydi. O zaman demek ki bu şal, demek ki Burak alkol de alıyor yani. Ser? Seni kendisine yaklaştırmadığı için alkol alıp almadığını da anlamamış olabilirsin yani. Kötü kokuyor ki. Anlaşılır bir şekilde de. Valla ben çok merak ettim. Özellikle Büşra'ya dedim ki, Büşra gidip bir bakar mısın? Bu şal evde mi? Yani şu daha yeni buldun değil mi Büşra? Şimdi buldu evet, ya. Evet, değil, sabah bulamadık. Şu an buldum. Şu anda buldu o şalı yani. Ve şeye gönderdik. İsmet Bey'in kızına gönderdik. Peki o mahallede tatlım ya huzursuz olduğundan yani neden huzursuzluk neden derken huzursuzmuş? Neden huzursuzmuş? İsim vermemişim hiç. Evet, bir de isim vermemiş mi, onu merak ediyoruz. Söyler misin? Alo. Bana, evet alo, evet sana soruyoruz attım evet. Yani çok detaya girmemişti. Sadece huzursuz olduğunu, lakaplar söylemişti mahallesindeki olan kişilerin, tam olarak isim vermemişti ama tam olarak lakapları da hatırlamıyorum. İsmim mi bu dediğinde yok, bunlara burada böyle söylüyorlar demişti. Çöpçüler olabilir mi? Çöpçüler olabilir mi? Bir şey daha vardı onun haricinde. Palalar. Ha, evet palalar.
Palalar. Peki onlarla ilgili ne söyledi? Ne yapıyorlarmış palalar? Onlardan şüpheleniyorum, lastiklerim kesilmesinden diyordu. Aa, emniyete söylediniz mi bunu? Vallahi bilmiyorum, ifademde ne verdim ama onları söylemişti sanırım o. Yok o yok. İfadenizi bir daha bulayım ben de. Doğanay sen baksana ifadeye. Ben şu anda bütün notların arasında nasıl bulacağım onu. Ne oldu sen? Çok önemli ya. Bilmiyorum yani. Ben sana da o kadar bilmiyorum ya. Hani ifadende yok. İfadende dedim yok. Ya aklına bir şey gelirse mutlaka ben her bilgiyi açtım. Aklına bir şey gelirse hani Deniz'e de yazdım. Hani sen yazdın zaten baştan notları, numaralarımızı aldık. Evet, hani lütfen yalvarıyorum yaz dedim ben sana. Mesajlarımızda daha duruyor ya. Evet biz polislerle de bunları çok konuştuk. Önemliydi. Ben emin dedim, değilim demiştim. Onlar demek ki kayıda geçmemişler. Biz polislerle iki kere buluştuk zaten. Geldiler ifademi almaya. Uzun uzun görüştük. Telefonumu aldılar incelemeye. Daha sonrasında buyur anneciğim buyur kızım. Daha sonrasında emin olmadığım için konuşmuştuk uzun uzun. Emin olmadığım için kayda girmemiş olabilirler. Bir daha söyler misin? Tam ne anlattı? Bir daha o ifadeyi kullanır mısın? Tek yerimi. Bir kesmeyelim. Bir kesmeyelim. Bizi anlatır mısın lütfen? Bir saniye. Tamam bekliyoruz seni. Bir yandan tabii çocuğuyla da ilgileniyor. Ama çok önemli o zaman. Yani onlardan şüphelendiyse bu palalar yani Şerece Porozoğlu'ndan. Neden bize isim vermiyor? Hiçbirinize isim ben vermiyor. Bir de yani isim vermediği için de gidip de bir de onlardan yardım isteyecektim ya. Siz dışarıda oturuyorsunuz hani yani sabah erken geç çıkıyorsunuz hani birini görürseniz hani yardım edin diyecektim ben o insanlara ya. Canım hatta mısın? Alo hastayım. Heh, tamam ya, o gün lastiklerin kesilmesiyle ilgili onu bir net bir şey ben hiç kimse araya girmesin. Söyler misin ne anlattı? Bana mahallesinde o palaların söylediğine eminim. Tam olarak köprülerden emin değilim onu duymamıştım sanırım ama palaları söyledi. Lastiklerim kesiliyor. Takıntılı olduğum mahallede kişiler var. Palalardan şüpheleniyorum falan demişti. Dedim pala nasıl isim yok dedi. Lakapları neden takıntılı böyle olmuş? Seherdim canım tam konuşmadım diyorum. Zaten yoksa bilsem anlatacağım onu da. Ufak ufak kesitler geliyor aklıma. Aklıma geldikçe de söylüyorum. Hafızam çok iyi değil zaten. Hatırladığım kadarıyla ara ara anlatıyorum. Şu anda mahallenizi görüyoruz zaten. Seherlerin mahallesini görüyoruz. Evet. Bu nereye gösteriyor kameraman arkadaş? O şeylerin Recep Orozoğlu'nun evini gösteriyor. Mahalleyi şunların evini gösterebilir miyiz Halillerin? Ha, sokakta o sokak. Sol tarafta hemen bize ben ekrandan baktım. Sol tarafta da şeyler var. Recep Orozoğlu'nun kayınvalidesinin o gün işte o sokak. Yani hemen cinayet. Tabii ki hemen liftübe yani. Peki palalar olduğundan bahsediyor ya size. Evet. Ne yapmış onlar? Yani nasıl bir kavga olmuş? Ne olmuş? Bu husumetin kaynağı neymiş? Park meselesi miymiş? Yoksa başka bir şey olabilir mi? Ne dediler? Ne park dedi Burak? Park meselesini söyledi. Benim park ettiğim yere kendileri park etmek istiyor ama orası benim evimin önü gibi cümleler kullanmıştı. Peki bu huzursuzluğu çok büyük bir huzursuzluk, büyük bir kavga olarak mı anlattı? Yoksa aslında bir ara sıra böyle tartışıyoruz mu? Yani lastiklerin... Yok, bunu laf arasında hani sen ne yapıyorsun orada falan deyince öyle lafın arasında geçiştirdi. Çok üzerinde durmadı. Ben de çok üstüne düşmedim. Ciddi bir mesele olduğunu düşünmedim açıkçası. Yani ciddi bir mesele olsa onunla ilgili yani seninle bayağı konuşmak istemiş anladığım kadarıyla. Dertleşmek evet istemiş. Belki de öyle ama ben çok dert dinlemeyi seven bir insan olmadığım için üzerinde durmadım. Zaten hani nasıl diye sormak hani adettendir diye sormuştum. Peki o mahalleden aslında oradan ayrılmak mı istiyormuş? Onu sezdin mi? Evet çünkü zaten hani ayrılmak istemese gelsem tesis tekrar alırlar mı oraya yerleşsem falan gibi demişti. Yani işi bırakmak istemezdi yoksa o mahalleden gitmek istemese. Seher o mahalleden ayrılmak istemiş yani. Bana söylese ben direkt giderdim zaten. Bana niye söylemiyordu? Ki o mahallede istemeyi hani mesela bir bağ başında kaldık ya bağ başında kalmadan zaten o mahallede istemeyi hani kalmayı Burak istedi zaten. Hani annem de biliyor anne dedi. Hani annem de dedi hani kalalım edelim. Babam dedi bir zorluğu görün dedi. Bir zorluğu çekin dedi. Ondan sonra dedi. Sonrasında oradaki ev sahibiyle bir sıkıntı yaşadıktan sonra hani doğalgazla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Kombiyle. Ondan sonra zaten buraya geçtik. Bak bu mahallede görüyor musun? Yani cinayetin işlendi evin üstünün ön tarafı o taraf. Bir de diğer, ya bu mahallede herkes o silahlar patladığında, iki el patladığında ya o kadar dip dibe ki. Yani herkes onların ne kadar mahalleyi benim diye sahiplendiğini de biliyor. Her şeyi de biliyorlar. Park sorunu yaşadıkları sadece bu, hani bu arada eşim de değil. Hani olaydan sonra İlknur abla da şahit olmuş. Hani konuşmalarına falan.
Yani bu arabalarını bir yerlere sığdıramıyorlar ya. Ya bu mahalle, şu sokak aslında normal sokak. Herkese açık olan sokak. Sokağa dönebilir mi kameraman arkadaşım? Şu evi gösteriyor. O sokak az herkese açık olan sokakta onun görüntüleri var elimizde. Kaç tane ev var Ya o etrafında? sokağa sevgili izleyiciler, kendi sanki evinin önüymüş gibi o sokağa, şu sokağa şey kurmuşlar. Masaları kurmuşlar Kanka. yani. Sokağın ortasına oturmuşlar. İnanamazsınız yani. Ya kim olsa çıldırır yani. Ben evime gideceğim. Sürekli böyle kendi, ya o sokak normalde Gelen Türkiye geçen Göteki Cumhuriyeti'nin sokaktan sokağı dolansın diyorlar herhalde. 1470'e Taksim 3 sokak, değil mi? Orası sokak değil. Sanki Halil'in, Murat'ın, Zeynep'in, Nurgül'ün, Recep'in kendi şeyi gibi. O zaman gitsinler dava etsinler, bu sokak bizim sokak desinler. Öyle bir Dağ şey de, başında yaşasınlar. böyle bir şey de yok yani. İnanılmaz bir özgüven var. Ya bu mahalledeki herkes bu Halillerden falan korkuyor. Kim onlar ya? Kimse bu Cumhuriyet'ten fazla güçlü olamaz yani. Böyle bir şey olabilir mi? Mutlaka herkes orada, eğer katil o yani, silah sesi geldiğini millet, bir insan bir bakar yani. Dikkat edin, yoldan geçerken siz de park kavgası falan ettiğinizde hani size de belki zarar verir yani. Ama dün senin aklına şöyle bir şey gelmiş. Yani sen özellikle telefon altındaki işte Burak'ın eski kız arkadaşı İsmet Bey'in de kızına, onu duyduktan sonra işte oraya gitmek istiyor. Mahallede huzursuzluk var ve bu huzursuzluktan yani lastiklerin kesildiğini söylüyor ama palalar olduğundan bahsetmiyor. Eski kız arkadaşının şalını sakladığını burada öğrendin. Birçok aslında orada iş için ikinize de iş vermek istemiş. Ya Burak her şeyi senden saklamış. Burak sanki tek başına gitmenin hazırlığı içinde gibi duruyor. Seni götürmek gibi düşüncesi yok. Hiçbir şey sana söylememiş yani. Senden ayrılmanın hazırlığı içinde miydi acaba Beni de Burak? düşünmemiş hiçbir şekilde.